Tüm nükleik asit çeşitleri için aşağıdaki özelliklerden hangisi ortak değildir? Bakın DNA'dan bahsedeceksiniz, RNA'dan hatta mt, rnadan bahsedeceksiniz. Bakın adenin bazı bulundurma ortaktır. Ama dikkat adenin nükleotiti ya da adenin nükleoziti dese ortak değil. Çünkü onun içinde şeker var. Doğru mu? Protein sentezinde görev alırlar. Evet kodlamayı yapan DNA mRNA'ya aktarır. Sonrasında tRNA ve ribozom bu işi gerçekleştirir. Ribonükleotitlerden oluşuyor diyorsa bu RNA'nın arkadaşlar özelliğidir. Çünkü DNA deoksiribonükleotitlerden oluşur. Polinükleotit yapılı yani yüzlerce nükleotitten meydana gelirler. Fosfodiester bağı hani hatırlar mısınız aynı zincir üzerindeki arka arkaya gelen nükleotitleri birbirine bağlayan bağ idi. Tek zincirde olsanız iki zincirde olsanız o zincirlerin üzerinde fosfodiester bağı bulunur. O yüzden cevabımız C seçeneği. Şimdi nükleik asitin yapı birimi olan nükleotidi oluşturan kısımlar numaralarak gösterilmiş. Şimdi buna göre numaralandırılmış kısımlara yazılabilecek molekül çeşidi nedir? Şimdi bu 5 karbonlu şeker arkadaşlar. Burası azotlu organik baz. Burası da fosfat. Şimdi fosfat arkadaşlar zaten bir tane. Şeker dediğiniz şey ya deoksiribozdur ya ribozdur. Azotlu organik baz ise hani DNA RNA dememiş ama A T G S ve U kaç tane var? 5 çeşit var. Dolayısıyla arkadaşlar 1 büyük 2 büyük 3 olacak cevabımız. Yani B seçeneği. Nükleik asitler ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir diyor. DNA molekülünün yapısında pürimidin bazı çeşitlerinin tümü bulunur diyor. Pürimidin bazıları neydi? Timin, urasil ve sitozin. DNA molekülünde urasil var mı? Yok. O yüzden tümü var mı arkadaşlar? Olmadı. O yüzden yanlış olan seçeneğimiz A şıkkı. DNA molekülünün kendine eşlemesi hücre bölünmesi sırasında gerçekleşir diyor. Evet doğrudur. RNA molekülünün sentezi ökaryot hücrelerde çekirdekte gerçekleşir. Doğrudur. RNA molekülü prokaryot hücrelerde sitoplazma ve ribozomda bulunabilir. Evet, doğrudur. Bu nedenle zaten mesela çekirdekte üretilen bir RNA molekülü nereye geçer? Sitoplazmaya geçer ki protein sentezi olduğunda bütün canlılarda ortak olarak gerçekleşebilsin diye. DNA molekülünün yapısında glikozit, fosfodiester ve zayıf hidrojen bağları bulunur. Bu da doğrudur. Yanlış olan seçeneğimiz ise A şıkkı olmuş oluyor. Kavramları küçükten büyüğe sıralayalım. Üçüncü sırada kim olacak? Bakalım. Şimdi deoksiriboz şeker, baz, şeker, fosfat neyi meydana getirir? Nükleotiti. Sonra o üçlü nükleotitler genetik şifreleri, kodları, kodonları, antikodonları meydana getirir. Kodonlar bir araya gelerek neyi oluşturur? Genleri. Genler bir araya gelerek DNA'yı oluşturur. DNA da etrafına işte histon proteini gibi bir yapı e, serildiğinde, onunla sarıldığında daha doğrusu kromozomları meydana getirir. Üçüncü sırada kim oldu arkadaşlar bakın. Genetik kod yani E seçeneği. Bir DNA molekülünde bulunan gene ait fosfat sayısı biliniyorsa gende bulunan, Niceliklerinden hangilerine ulaşılabilir? Şimdi ben size diyorum ki arkadaşlar bin tane fosfat var. Hadi bakalım sayıda verdik. Peki hocam baz artı şeker artı fosfat bir nükleotit değil midir? Evet. Dolayısıyla bir nükleotitin içinde bir fosfat, bir şeker, bir baz var. Yani birin katı. Dolayısıyla eğer bin tane fosfatınız varsa çünkü kendisi bize fosfat sayısı biliniyor diyor. O zaman sizin bin tane nükleotitiniz var arkadaşlar. O zaman o gende kaç tane olur? Bin tane nükleotit olur. Peki devam ediyorum. Pürin bazların toplam sayısı. Şimdi dikkat. Toplam nükleotit. Bakın toplam nükleotit. Neye eşit olmalı? Pürin artı primidin. Ki ne kadar pürin o kadar primidin olmalıydı. Hatırladınız mı? Hani bir DNA'yı çizdiğiniz zaman A karşısına T, G karşısına S geliyordu ya. Şimdi X kadar A var. X kadar T. Y kadar G varsa Y kadar S. Dolayısıyla bakın pürin X artı Y. pirimidin X artı Y. Doğru mu? X artı Y eşit X artı Y. Dolayısıyla 2X artı 2Y toplam nükleotit oluyor. Toplam de biz burada aklımızdan 1000 dedik değil mi? O zaman arkadaşlar yarı yarıya ayrılmayacak mı pürin ve pirimidin? O zaman onun da sayısına ulaştık. Çünkü pürin kadar pirimidin olmalıydı. Zayıf hidrojen bağ sayısı. Bakın işte buna ulaşamazsınız. Neden? Çünkü kaç tane adenin, kaç tane timin, kaç tane guanin, kaç tane sitozin bilmiyorum. Yani onların arasındaki hidrojen bağları ikili ve üçle çarpılacak ya. Ama ben A'nın ve G'nin sayılarını ayrı ayrı bilmiyorum. Toplamını bilirim. Toplamı nükleotidin yarısı. Ama bu nükleotidin yarısının kaç tanesi A, kaç tanesi G işte buna ulaşamazsınız. Cevabımız 1 ve 2 olacak. mRNA ve mRNA'nın protein sentezindeki okunma yönü birden ikiye doğru verilmiş. Buna göre de ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakın A, U, G, G, C, G, C, -C -G -U -A -G. Peki. İki peptit bağ kurulur diyor. Şimdi U, -A -G stop hocam. Stop koduna karşılık bir kere amino gelmez. Hadi stopları hatırlayalım. U, A, A, U -A, -G, U -G -A. Bunlara karşı T, -RNA gelmez. Bu bizim bilgimiz. AUG'de birinci aminest olan metiyoni şifreler. Bakın bir aminest, bir aminest, bir aminest dolayısıyla 3 tane aminest gelecek. Doğru mu? 3 aminest yan yana geldiğinde kaç tane peptit bağ kuruldu bakın? 2 tane. Kaç bağ o kadar su. Doğru mu? Peki 3 tRNA molekülü görev alır. 3 aminaseti getirecek 3 tane tRNA lazım bana. O yüzden cevabım E seçeneği. Bir bakteri ağır azotlu kültür ortamında 3 nesil verecek şekilde bekletiliyor. Bu sürenin sonunda oluşan bakterilerin DNA'ları hidroliz edildiğinde oluşacak aşağıdaki moleküllerden hangisinde kesinlikle ağır azota rastlanmaz demiş. Aslında arkadaşlar bu soru nedir biliyor musunuz? Aşağıdakilerin hangisinin yapısında azot bulunmaz sorusu bu. Bakın azotlu organik baz, azotlu organik baz, azotlu organik baz ama deoksiriboz 5 karbonlu şeker karbonhidrat yapısında azot yok. Cevabımız D seçeneği. Bir proteindeki asit dizilimi aşağıdaki şekilde gibidir. Bu asitlere ait kodon şifreleri verilmiş. Protein sentez için şifre veren DNA ipliği nükleotit dizilimi nasıl olmalıdır diyor. Şimdi bakın arkadaşlar bunlar kodonsa bunların genetik şifresini yani DNA kodonunu yazmamız lazım. X'in o zaman şu şekilde karşılığını yazalım. C, T, A. Y'nin karşılığını yazalım. G, T, C ve T, G, A şeklinde. Doğru mu? O zaman bakın X, C, T, A olacak. Y, G, T, C olacak. Tekrar bir X gelmiş. Sonra da Z, T, G, A cevabımız A seçeneği. Protein sentez mekanizmasının özetlendiği yukarıdaki şekle göre aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir demiş. Bilgi aktarımı tek yönlüdür. Evet yani tutup da RNA'dan DNA sentezleyemezsiniz. Burada onu gösteriyor. Birinci olay ökaryot hücrelerde çekirdekte gerçekleşir. DNA çekirdek içerisinde olabilir. Stoplazmada serbest olmaz. Ya da bazı sorularda şunu da söyleyebilir. Hani mitokondri ve kloroplastin içinde de olabilir. İkinci olay ribozomda gerçekleşir demiş. Protein sentezi ribozomlarda gerçekleşir. Birinci olay sırasında gerçekleşecek hata kalıtsal olup hücrelere aktarılır. Ama birinci olay DNA'dan RNA sentezidir. RNA sentezlenirken hata olursa o, o protein sentezini etkiler arkadaşlar. DNA'nın sentezlenmesinde hata olursa kalıtsal olabilir. Üretilen proteinler yapıya katılabildiği gibi işlevsel de olabilir. Bakın yapısal işlevsel olarak soruda gösterilmiş cevabımız D seçeneği. Üç farklı TRNA antikodonlarıyla taşıdıkları aminasit gösterilmiş. Ribozomda serin, arjinin, histidin sırasına göre bir tripeptit sentezlenebilmesi için TRNA antikodonlarının uygun mRNA kodonlarındaki baz dizilimi hangisidir? Şimdi bakın şöyle yazacağız. Serin, arjinin ve histidin. Şu şekilde mRNA'larını göstereceğiz. Bakın serinin ne var? U, C, var doğru mu? O zaman mRNA'da ne olacak? A, G, C olacak. Onu bulalım. Ee, arginin için G, C, G antikodonuna karşılık C, G, C olmalı. Ve histidin için arkadaşlar G, U, G'ye karşılık C, A, C olmalı. Cevabımız B seçeneği. P ve R proteinlerinin yapısı gösterilmiş arkadaşlar. Bakın 3 boyutlu yapıları farklı manasına getirmeye çalışmışız şekilde. P ve R protein ilgili hangisi doğrudur demiş. Sentezlenmeli sırasında oluşan bağ sayısı aynıdır. Bakın 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 peptit bağ. Açığa çıkan su da aynıdır o zaman. Peptit bağ kadar su çıkar. Sentezi sağlayan DNA bölümündeki nükleot sayıları aynıdır. Sonuçta bakın 5'er tane amino oluşan proteinler sayısal olarak aynı. Amino arasında kurulan bağ çeşidi zaten peptit bağdır. Cevabımız E seçeneği.